Kahveler Bizden ekranlarından hepinize merhaba. Bugün yanımda çok güzel bir konuğum var. Bünyamin Aydın bizlerle Le Benjamin markası hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş buldum, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok mersi. Sizi ilk önce izleyicilerimize böyle kısaca bir bilgi şeklinde tanıtmak için biz kısa bir Kimdir VTR'si hazırlamıştık. Onu önce izleyelim, sonra sohbetimize devam edelim istiyorum. Tabii ki. Bünyamin Aydın 29 yaşında. Kendisini Le Benjamin'in sahibi olarak tanıyoruz. Kısa süre zarfında kendi markasını dünyadaki birçok ülkede duyurmayı başardı. İsviçre'de eğitim görmüş olan Bünyamin Aydın, tekstil işiyle uğraşan bir aileden geliyor. Bu sebepten ötürü onun her zaman modayla iç içe olduğunu söyleyebiliriz tabii ki. Bunun yanı sıra Bünyamin Aydın'ın birçok tasarımı dünyaca kabul görmüş birçok ünlü markanın mağazasında satışa sunulmuştur. Kendisi Milano ve Paris moda haftalarında koleksiyonunu sergilemiş olan ilk ve tek Türk tasarımcıdır. Aynı zamanda Bünyamin Aydın son 2 senedir birçok ünlü markayla yaptığı işbirlikleriyle adından oldukça söz ettirmiştir. Genç yaşta gerçekten elde edilmiş, yani göz kamaştırıcı bir başarı olduğunu düşünüyorum. Bu küçüklüğünden beri hayal ettiğiniz bir şey miydi? Hani hep böyle küçükken sorulduğunda bunu olmak istiyorum dediğiniz noktada mısınız? Hayır, aslında tamamen farklı bir yolda izliyordum. Çünkü annem ve babam iş adamı, iş kadınıydı. Hı hı. Ve ben de o yoldan ilerlemem gerektiğini düşünüyordum. Ama şunu fark ettim. 3 tane üniversite değiştirdim. Öyle mi? Evet. Ve şunu fark ettim. Ticaretten çok hoşlanmadığımı ve kreatif yönlerim daha yoğun bastığını. Hı hı. Ondan sonra zaten tasarıma daha çok odaklanmak istedim. Lise dönemlerimde aslında hep bir moda markam olsun, bir tasarımcı olayım hevesim vardı. Fotoğrafçılık da çok seviyordum. Hep böyle sanata biraz daha çok kayıyordum ama ticaret, işletme okudum bir yıl. Sonra onu bıraktım. Sonra İsviçre'ye gittim, uluslararası ilişkiler okudum, onu da bıraktım. Sonra... Ben de uluslararası ilişkiler okurken bıraktım. Sanırım o bırakılan bir bölüm. Bir de buraya geldim, burada bunu söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama reklamcılık okudum burada bir yıl. Sonra onu da bıraktım. Markamla başlattığım bir döneme denk gelmişti. Hı hı. Aslında bu dönemlerde hatta bilgide başladığım bir dönemde başlatmıştım markayı da. Öyle mi? Evet. Bir röportajınızda zaten şöyle okudum. Üniversite okurken böyle arkadaşlarınıza hani ileride benim bir markam olacak dediğinize falan söylemişsiniz bir röportajınızda. Öyle de dediğiniz gibi olmuş aslında. İdealist bir tavrınız olmuş bu konu hakkında diye düşünüyorum. Peki Le Benjamin ne demektir? Bu marka nasıl ortaya çıktı? Aslında şöyle, Le Benjamin dediğinde kültürlerin hikaye anlatımı benim için. Her sezon bir tasarımcı olarak bir kültür belirliyorum. Hı hı. Esinlendiğim ve merak ettiğim veya bildiğim ama dünyaya tanıtmak istediğim. Ve o kültür üzerine o hikayeleri nasıl sokak giyime uyarlayabileceğimi çözümlüyorum bir tasarımcı olarak. Aslında tasarım filozofimi sorarsanız kültürle konforu birleştiriyorum. Bu ikisini birbiriyle harmanlıyorum. İşte şu an Moğolistan koleksiyonumuz var mağazalarda. Hı hı. Oradan kartal avcılıklardan çok esinlendim. Onların dağdaki yaşam, çadırları, kültürleri, ritüelleri ve bunların hepsini sokak giyime tercüme edip bugüne aslında uyarlamak benim DNA'm. Yani markanızın aslında felsefesini anlatmış oldunuz. Peki markanın adı nasıl oluştu? Adı aslında benim adımla tabii ki. Sizin isminizle ilişkili, evet. Fransızca bir eklenti var başında. Aslında The Benjamins koyacaktım markanın, hı-hı, ismini ama New York'ta bir tane rock bandı vardı. O yüzden onun patentini alamayacağım için, hı-hı, Fransızca yaptım. Neden Benjamin diye sorarsan, dünyada her bir tane Benjamin var. Türkiye'de Bünyamin. Fransızlar, evet, buna Benjamin diyor. İtalyanlar Beniamino diyor. Her kültür ve her dünyada her dile hitap edebilen. Hitap eden bir şey. Marka da bir nevi öyle. Aslında, hı-hı, ben bütün kültürlere hitap etmek istiyorum marka olarak. Zaten bir dünya insanı olarak görüyorum kendimi. Hı-hı. Markam da onu yaşıyor. Birbiriyle çok güzel örtüşüyor filozofisiyle beraber.
Peki başındaki eklentinin Fransızca'dan esinlenilmiş olmasının özel bir sebebi var mı? Tarihteki Fransa ve Türk ilişkisi gibi falan böyle bir şey. Yok. Yani yok. Yok. Peki. Başta daha çok işte The Benjamins olmasını istemiştim. Ama o... Aslında bu şekilde daha da global bir isim olmuş. Çok çarpıcı bir isim olduğunu düşünüyorum. Evet. Biz de markanın adıyla ilgili şöyle bir VTR hazırladık. Akaretler'de mağaza açacaksınız yakın zamanda. Akaretler'deki ağacın üzerinden geçerken insanların hani böyle okumaya çalıştığını, böyle arasında tartıştığını falan gözlemledik ve durdurup insanlara sorduk nasıl okursunuz diye. Şimdi o VTR'mizi izleyelim. Keyifli görüntüler ortaya çıktı. Kahveler bizden ekli olarak bugün Akaretler'deyiz. Bugünkü canlı yayın konuğumuz Bünyamin Aydın olacak ve biz de onun için Akaretler'e geldik. Çünkü bu yıl yeni yılı müjdeleyen Akaretler'deki ağacın üzerinde Bünyamin Aydın'ın markası olan Le Benjamin yazıyor. Ve biz de şimdi buradaki halka bu ağaçta neden bunun yazdığını, nasıl okunduğunu gibi şeyler soracağız. Ayrıca bir müjde daha, bu ağacın burada olmasının bir anlamı daha var. Le Benjamin markasının Akaretler'de müşterileriyle buluşacağını müjdeliyor. Evet, hadi şimdi gelin hep birlikte soralım. I guess it's Le Benjamin, maybe something like this. You know, like Le Miserable, Le Benjamin. That's my guess. Le Benjamin. Benjamin. Bence marka şöyle okunuyor olabilir. Le Benjamin. Le Benjamin. Yanlış okuyanlar bu arada pek kamera önüne çıkmak istemediler. Öyle bir gerilim, tartışmalı çiftler falan da oldu. Öyle oluyor, böyle oluyor. Hayır, o zaman çekmeyin deyip tartışarak gittiler falan. Böyle şeyler de oldu. Maalesef onu ekrana taşıyamadık. Ama keyifli bir VTR olduğunu düşünüyorum. Yakın zamanda da açılacaksınız Akaretler'de. Peki sizi diğer tasarımcılardan ayıran özelliğiniz sizce nedir? Aslında markamızın filozofisi diyebilirim. Sonuçta... Yeni bir şey yaptığımı düşünüyorum. Kültürleri sokak giyimle birleştiren kimse yok. Evet. Kültürler yok oluyor bu dijital çağda özellikle. Artık sosyal medya her şeyi o kadar hızlı tüketiyor ki. Atalarımızın geçmişini bile hatırlamayan yeni nesil aslında var. Ve o yeni nesile kültürleri hem yaşatma hem onun değerini gösterme aslında benim heyecanım. Çünkü tarihi de çok seviyorum. Aynen. Ve mesela Tayvan'la Çin arasındaki farkını kaç kişi biliyor? Bilmiyor kimse. O hikayeleri anlatmak her sezon benim heyecanım aslında. Ve bu farkın aslında anında. Çoğu kişi böyle hani bir Asya kültürü deniyor ve geçiyor. İçine yedilenip hani aslında kayboluyor. Detaylar unutuluyor. Sizin bir koleksiyonunuz vardı. Türk sokak lezzetlerinden böyle ilham aldığınız simit ve pop art'ı buluşturan. Bunun gibi şeyler sizi farklı kılıyor bence de. Peki sizce moda sektöründe yurt dışında da başarı elde etmek için başarılı olmanın sırrı nedir? Siz nasıl global anlamda başarılı oldunuz sizce? Bence öncelikle hayalin olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, bir koşu değil bir maraton. Gerçekten çok zor bir yol. Ama o zor yolu küçük basit, küçük gollerle, küçük hedeflerle ulaşmak çok basit aslında. Adım adım ilerlemek gerekiyor. Herkes yurt dışına açılmak istiyor. Evet. Herkes bir dünya markası kurmak istiyor. Ama o orada kalıyor. Bugünkü işi kimse yapmak istemiyor. Çekirdekten başlayarak dünyaya açılmak gerekiyor sanırım. Evet, bir de Türkiye'de özellikle çok en büyük hata yapılan şey bence herkes tasarıma ve koleksiyona ve mağazalara girmeye odaklanıyor. Ama aslında öncelikle kendini keşfetmek bence çok önemli. Ben bir iki sene onu ilk başlattığımda bir iki senede öğrendim onu. Önce kendini anlayacaksın ki senin kişiliğini ki sen bir marka yaratabil. Ve herkes genelde başkası olmak istiyor. Bir şeye örnek görüyor. Özellikle Türkiye'de karşılaştığım şey. Yani ticari ve kreatif olmanın dengesi kurulmalı diyorsunuz bir nevi. Biraz kendini keşfetme ve kendin inandığın ve kendi dokunuşunu da katma. Yarattığın markaya. Peki gerçekten dünyada böyle çok ünlü isimler sizin gönüllü olarak da yani beğendikleri ve sırf istedikleri için giyerek reklamınızı yaptılar diyebiliriz. Sizce bu kadar hani global anlamda beğenilmesinin bir sırrı var mı? Bir
Nasıl bir PR çalışması mı? Nasıl bir yoldur bu? Birkaç nedeni var bence. Birinci neden sürdürülebilir bir iş yaptığım çok önemli. 7 senedir moda haftalarına gidiyorum. Ve 2 tane moda haftası var yılda. Evet. 14 kere gittim. O sürdürülebilirlik, görünürlük sağlıyor bu insanlara. Ama ürünü de beğenmesi lazım. Sonuçta ürünü beğenmezse, mesela Robert Downey Jr. filmin lansmanında benim tişörtümü giydi. Ben bir şu an burada gibi oturuyor gibiydim. Birden telefonuma Robert Downey'nin resmi geldi. Nasıl oldu bu diye sordum. Öyle gidip mi? Kendisi mağazadan almış. Dışında. Haberim bile yok. Evet. Çok gurur verici yani bir şey. Ürünü bir kere beğenmesi lazım. O iki şart. Evet. Yani ürünü beğenmese giymez. Evet. Ancak dergi çekimlerinde kullanılır belki bir anlaşmayla. Ama gündelik hayatta taşınıyor olması esas gerçek başarıyı zaten mümkün kılıyor. Ama insanlara şeyi vermek için gerçekten bir kere Paris Moda Haftası'na veya Milano'ya gitmekle olmuyor bu iş. Gerçekten sürdürülebilir bir şekilde gidip insanların görebileceğini sağlamak çok önemli. Milano Moda Haftası'nda erkek giyiminde Türk tasarımcı olarak çıkan ilk kişisiniz. Bu nasıl bir gurur, nasıl bir heyecan? O büyük bir heyecandı bence. Benim de bir dönem noktalarımdan biriydi. Hatta o şovundan sonra zaten Nike Global benimle iletişime geçti. 12 tasarımcıdan biri olarak seçip bir ayakkabı tasarlamamı istedi. Milano'daki şov gerçekten çok heyecanlıydı. Avrupa'da ilk şovumdu. O yüzden Milano'daki şovunuza da Türk benliğinizi unutmayıp semazen gösterilerine yer vermeniz ve Osmanlı motifli halıları kullanıyor olmanız gerçekten çok takdir görmüştü ve ilgiyle izlendiğini düşünüyorum otantik bir hava yaratmış olması. Zaten ben markanızı doğru mu tanımlıyorum bilmiyorum ama biraz otantik olarak tanımlıyorum. Otantikle sportifi bir araya getirdiğini düşünüyorum. Benim tanımım daha çok biraz daha belki genel ama kültürlerin hikaye anlatımı. Öyle ve mi? Bunu bundan sonraki sezonlar daha da çok derine girerek göreceksiniz. Peki mesela tasarım yaparken şöyle bir düşünceniz oluyor mu? Benim tasarımımı giyen kişi içinde böyle hisseder. Bunu giyen kişinin böyle bir hayat tarzı vardır gibi bir şeyden yola çıkıyor musunuz? Şuna bakıyorum. Gerçekten hikayeye değer veren insanlar bir şekilde kreatif sektöründe olmasa bile kreatif bir hobisi olması. Mesela bankada çalışıyor olabilirsin ama fotoğrafçılık yapıp Instagram'ına, feed'ine tasarlıyor olabilirsin. Bu benim için bence tam o kişi. İlla kreatif sektöründe ya da bir DJ ya da bir sanatçı olmak zorunda değilsin. Yani sanatsal bir dokunuşun varsa evet, çok gönüllülük bir nevi aslında. Evet. Peki Avrupa ve Orta Doğu'da birçok yerde satıştasınız. Ve benim dikkatimi şöyle bir şey çekti. Japonya'da da çok fazla satış noktalarınız var bildiğim kadarıyla. Bu beni biraz şaşırttı açıkçası. Japonya'nın bir özel bir nedeni var mı mesela? Japonya benim ilk müşterilerimden biriydi. Öyle mi? Evet. Japonlar yeniliğe çok açık aslında. Yani 2009'da ilk siparişlerimi geçen müşteri Japon'du. Ve 3 tane mağazasına birden geçti. Yani Japonlar gerçekten bazı şeyleri çok önden görüyor. Evet, şaşırdım şu an. Bir de aslında Çin'de çok daha büyüyüz. Öyle Çin'de mi? Çin'de şimdi 8 mağaza açtık bu yıl. Orada bir ortağımızla beraber. Çin'de Les Benjamins çok hızlı büyüyor. Yani gelecek yıl 20 mağaza olacak. Standalone. Bu da çok heyecan verici. Çin çünkü baktığınızda 1.5 milyon insanın olduğu, bu yıl sadece 70 milyon kişinin doğduğu bir ülke. Yani evet. Çok çok ciddi büyük bir boyut. Peki şu an dünyada yaklaşık kaç noktada satıştasınız? Şu an 120 mağaza diyebiliriz. Ama şimdi wholesale'den, toptan biraz aslında mağazacılığa doğru gitmeye çalışıyoruz. O yüzden mağazalar açıyoruz. Şimdi İstanbul'da akaretler olsun, Çin'deki operasyon olsun. Yani büyük bir bünye içinde bulunmanın dışında direkt Le Benjamin markasının store olarak da dünyada görmeye başladık ve devam edeceğiz diyoruz. Önce tişört tasarımıyla başladınız. Sonra bu gitgide genişledi. Aslında en başta sadece erkek giyimiyken şimdi kadın giyimi de var. Bu süreç nasıl gelişti? Sizin hayaliniz en başta hep tişört müydü yoksa sürece böyle bir ucundan başlamak amacıyla mı böyle yaptınız? Aslında şuna baktım.
dünyadaki en seçkin mağazalara nasıl girebilirim? Bunu analiz ettim. Hı hı. Tek bir ürüne girmek daha kolay olduğunu öğrendim. Ona göre sadece tişörtlere girdim. Tişörtlerle o mağazalara bir kere bir giriş sağladım. Ondan sonra adım adım her yıl kategoriler ekledim. Ondan sonra birden kadını ekledim. Aslında çarpa çarpa diyebilirim. Çarpa çarpa büyüdü marka. Kadın koleksiyonunuza bir genişleme olacak mı? Şu an markanın adı söylendiğinde daha çok akıllara erkek giyimi olarak geliyorsunuz. Kadın sektöründe de böyle bir genişleme veya daha çok yoğunlaşma gibi bir şey olacak mı acaba? Şunu söyleyebilirim. Erkek kadar bir kadın koleksiyonu geliyor Ocak ayında. Öyle mi? Evet, bu Ocak. Bu Ocak'ta çok büyük bir kadın koleksiyonu var. Aslında tasarımlarınız unisex benim gözümde biraz. Hani böyle şey, erkek ve kadın tasarımlar arasında böyle çok keskin bir maskülen, feminen farklar olduğunu düşünmüyorum. Bu da aslında markanın bence globalleşmesine ve bu kadar beğenirliliğini arttırıyor. Hani sadece bir erkek markası olarak bile bir kadın bir müşteri portföyünün ilgisini çekebilecek bir marka olduğunu düşünüyorum. Bu da bence değişen ve gelişen dünyada güzel bir tasarım taktiği olabilir. Peki sizin böyle takip ettiğiniz, ilham aldığınız tasarımcılar var mı? Tarzınızı yakın bulduğunuz? Steve Jobs'u çok seviyorum. Öyle tasarımcı mi? Tasarımcı olarak. Ben onu bir tasarımcı olarak görüyorum. Elon Musk olsun. Şu an bu cevaba şaşırdım çünkü ben daha böyle bir moda tasarımcısı bir cevap bekliyordum buna. Moda tasarımcılar beni çok heyecanlandırmıyor. Öyle mi? Yani gerçekten fark yarattırabilen, her insana dokunabilen bir şey şu an iPhone. Yani evet. Hepimizin elinde, hala elimizde. Dünyayı değiştiriyor. Hı hı. Yani iPhone aslında modayı da değiştirdi. Bunun kimse farkına varmıyor ama. Giyilebilir moda gibi bir şeye aslında yok, yol açmasını yok, ondan bahsetmiyorum. Dijital dünyası, özellikle Instagram moda dünyasında ve Pinterest, hızlı tüketimden dolayı koleksiyonların daha hızlı üretilmesini ve daha hızlı mağazalara girmesini zorluyor. Evet. Bunun örneği işte bazı markalar defilelerini yapıp ertesi gün mağazalara sokuyor. Bunun nedeni sırf iPhone'un ve Instagram'ın yaratılışı. Çok hızlı bir şey. Yani şu an tradisyonel moda dediğimizde show defileni yapıp 6 ay sonra mağazalara koyma. Evet. Ama yani 3-4 sene sonra bence defileri görüp ertesi gün mağazalara sistemine geçeceğiz. Bir de eskiden şöyle bir tasarım algısı vardı. Bütün bu mağazalar, hızlı tüketim ürünlerine falan iki koleksiyon çıkarılırdı. Artık mesela işte böyle bir yılın içerisinde kapsül koleksiyonlar, sık sık değişen, bir iki ayda bir değişen koleksiyonlar oluyor. Siz bu duruma nasıl bakıyorsunuz? Siz mesela bir yılda kaç koleksiyon çıkarma taraftarsınız? Böyle bir sayı, bir limit düşünceniz var mı? Tabii ki var. Yapmak istiyorum ama onun için tabii ekibinize ihtiyacınız var. Evet. Bir de belli bir boyuta kadar gelmeniz gerekiyor ki o kadar hızlı da kapsüller yapabiliyor olmanız için. O yüzden ben şimdilik yine traditional koleksiyonlara odaklanıyorum. Moda haftalarına odaklanıyorum. Ama yandan da kapsüller yapmıyorum ama işbirliklerimi yapıyorum. İstanbul Moda Haftası'na yer alıyor musunuz? Şimdilik hayır. Ama belli olmaz da. Peki yakın zamanda katılacağınız yurt dışında bir moda haftası var mı? Var. PTOMO'dan davet aldım. Hı hı. Orada prezentasyon sunumumu yapacağım Ocak 10'da. Hatta o da canlı yayında olacak. Öyle mi? Sürpriz bir ilk şey olacak, bir proje. Tasarımcılara sorduğum ve merak ettiğim bir konu. İstanbul Moda Haftası'na katılım aslında ben birçok kişiden böyle biraz tereddütlü olarak ve hani katılmak istenilmiyor gibi seziyorum. Böyle bir şey var mı? Bence hedeflerle bağlantılı. Benim hedefim şu an tabii ki Türkiye. Hı hı. Benim Türk markası olduğum için. Ama hedefim dünya olduğu için Milano Erkek Haftası mesela. Dünyanın en büyük erkeği. Evet. Paris kadında çok güçlü. Hı hı. New York yeni markalar için çok güçlü. Hepsinin dinamikleri farklı. Ve benim şu an olduğum noktada benim Paris, Milano veya New York'ta olmam gerekiyor. Yani bunda da yine bir strateji gibi. Herkesin hedefiyle ve stratejisiyle tabii ki, bağlantılı tabii olmasını görüyorsunuz. Yani bu doğru veya yanlış demek çok doğru bulmuyorum. Peki.
Az önce soracaktım, onun üzerine konu geldi. Giyilebilir teknolojiden biraz bahsetmek istiyorum. Bir röportajınızda şöyle bir şey okudum. İşte Apple'la ilgili belki bir şeyler yapabiliriz, kulaklık gibi olabilir gibi bir şey demişsiniz. Acaba bu tarz teknolojiyle modanın buluşması konusuna nasıl bakıyorsunuz? Teknoloji zaten inanılmaz bir şekilde ilerliyor şu an. Benim bulunmak istediğim nokta aslında o aksesuarların taşınma boyutunda. Mesela AirPod'ları nereye koyarsınız şu an sizce? Yani AirPod'lar hep kayboluyor. Aldığımız hazır kutusuna koyuyoruz falan, evet, ama o kutu da kayboluyor. Ben birkaç kere düşürdüm, hatta kaybettim. Onun üzerine şu an fikirler üretiyorum. Nasıl taşınabilir? Nereye koyabilirim? Gibi. Evet, aslında bu konuda böyle gelişmiş bir şey ben de gözlemlemedim hani pazarda. Evet, telefon kapları mesela hayatımıza girdi sürekli. Herkes kıyafetine göre değiştiriyor, güncelliyor ama mesela aynen dediğiniz gibi kulaklıklarımız hakkında böyle bir şey şu an pek görmedim, yaygın bir şekilde varsa bile az olduğunu düşünüyorum. Peki, Paris'te sunduğunuz en son sonbahar-kış koleksiyonunuzun teması neydi? Bunu biraz anlatmak ister misiniz? Tabii ki. Oceania diye ismini koydum. Hı hı. Yeni Zelanda ve Avustralya'daki tarihi ve kültürü aslında işledim koleksiyonu. Hı hı. Orada da Paris'te École de Médecine diye bir yerde yaptık sunumu. Orada gerçekten onların el sanatları, yine aslında Moğolistan gibi o kültürü ve tarihi aslında inceleyerek ve o kültürdeki tarihlerdeki işte dot artları olsun. O dot artları koleksiyonuma yansıtmak. Aynı zamanda orada Luca Chabat diye bir modelle çalıştım. Luca Chabat da New York'tan çok meşhur bir çocuk. Hatta böyle hype beast ve high snob dünyanın hayran duyduğu bir çocuk. Öyle. Peki şimdi siz bunu söyleyince şunu çok merak ettim. Bu Moğol kültürü ve benzeri şeylerden ilham aldığınız yerlere böyle gidip görme fırsatınız oldu mu? Veya böyle bir ilginiz hep küçüklüğünüzden ve eskiden beri var mıydı kültürlere karşı? Hep vardı. Yani çok seyahat ediyorum zaten. Dünyanın her yerini geziyorum. Fotoğrafçılık da aslında biraz o kültürü keşfetmekle aslında bana bir artı katıyor. Genelde hep kameramla dolaşırım bir yere seyahat ettiğimi. Ve o kültürün ham şeklini çekmeye çalışıyorum ve o bana ciddi bir esin kaynağı yaratıyor. Aynı zamanda insanlarla tanışmak bile illa Moğolistan'da olmam gerekmiyor. Bu mesela taksiciydi San Francisco'da Nike projesine gittiğimde. Moğolistan'da bir taksici çıktı. Öyle oradaki mi? 45 dakika ondaki sohbetim bile acayip beni yönlendirdi. Tabii insanların aslında bulundukları kültürlerde mimikleri, konuşmaları bile bir ilham kaynağı olabileceğini düşünüyorum. Dediğiniz gibi hani bu sonradan hani bir Moğolistan'dan esinleneyim de falan gibi yakalanacak bir şey değil. Gerçekten özel bir ilgi ve keyif uyandırması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden onu merak ettim. Acaba seyahat ediyor musunuz bu şekilde, böyle bir ilginiz var mı diye ve şaşırmadığımda bir cevap almış oldum. Peki markanızdan böyle bizi şaşırtacak, sürprizli bir işbirliği duyacak mıyız önümüzdeki sene içerisinde? Bunu size söyleteceğim, hani zorla soruyorum. Apple'la var mı, öyle var mı falan diye. Değişik bir Ocak'ta olacak mı? Ocak'ta güzel bir şey çıkıyor ama şu an söylersem onun şeyi kaçar. Tamam, o zaman Ocak'ta olacağını burada Ocak'ta, bizim ekranlarımızdan müjdelemiş olalım, üstü kapalı Ocak bir şekilde. Ocak başında ilk haftada güzel bir şey çıkıyor. Peki şey konusunda ne düşünüyorsunuz? Kıyafetlerinizi Türk ünlülerin giymesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu marka bilinirliğini arttırıyor mu? Veya hani böyle benim markama zarar verir, giymesini isterim diyeceğiniz bir şey olur mu? İmajı bana uymuyor gibi bir şey. Öyle bir şey hiçbir zaman düşünmüyorum. O heyecanı yaşayan. Biraz da şöyle bir durum var. Benjamin'in başarısını gören Türk sanatçılarımızın desteği bence çok önemli. Ve onun biraz da milli marka gibi duruşu da var şu an. Gurur duyuyorlar. Neden? New York'a gidiyor, LA'ya gidiyor ve şunu görüyor. Bir Türk markası duruyor en lüks mağazalarında ve bundan gurur duyuyorlar. Benim de hoşuma gidiyor açıkçası. En son yakın zamanda da Dubai'de Esquire'dan bir ödül aldınız.
bunu da bu yayınımızda bahsetmiş olayım. Dakikalarımızın sonuna yaklaşırken. Onun için de ayrıca tebrik ediyoruz sizi. Teşekkürler, çok sağ olun. Aynı zamanda yayınımıza katıldığınız için de çok çok teşekkür ederiz. Bize ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbet oldu gerçekten. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Heyecanla bekliyor olacağız yeni koleksiyonlarınızı da. O zaman bugünlük yayınımızı kapatıyoruz ve Le Benjamin tasarımlarına takipte kalıyoruz. Ayrıca buradan yakın zamanda güzel işbirlikleri olacağını müjdesini de RGB ekranlarından duyurmuş olduk. Kahveler Bize'nin bugünlük sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Burada Kahveler Bizden ama konuk önerileri ve sorular sizden unutmayın ki. Hoşça kalın.